Risk yönetimiyle devam ediyoruz. Risk yönetiminde ALB Menkul Değerler Altın Uzmanı Volkan Kuğucuk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Altın günü yapacağız, hadi toplayın çeyrekleri, gelin. Bekliyoruz. Altın nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor, altın üzerine bir konuşalım. Önce bir ons fiyatından başlayalım, sonra hani gram altın, dolar TL arasındaki ilişki, o dolar nasıl şekilleniyor vesaire diye böyle bir altının suyunu çıkartalım bugün. Peki, sizinle birlikte. Önce altın bu kadar, hani hepimize öğretildi ki altın güvenli limandır. Ama son dönemde gördük ki özellikle bu kadar çok hem Orta Doğu'da yaşanan, hem işte Ukrayna-Rusya arasındaki krizle birlikte yaşanan, hem Fed'in bu kadar çok para basmış olmasıyla bu kadar çok paranın ortalığa dökülmüş olduğu bir ortam. Ve yine de altın beklenen kadar yukarı yönlü bir harekete imza atmadı. Dolayısıyla güvenli liman algısı mı değişti? Artık güvenli liman yerine başka bir şeyler mi bulacağız? Mesela Amerikan 10 yıllıklar gibi. Onun üzerinde biraz duralım. Altının şu anda olduğu noktayı ons bazında siz nasıl değerlendirirsiniz? Şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi, evet, altın üzerine bir türlü güvenli liman gömleğini giyemedi ki o kadar her ne kadar bu konuda aşağı tarafta baktığımız zaman Gazze olayları gündeme gelse de Ukrayna meselesiyle birlikte zaman zaman kısmi olarak yukarı yönlü tepki hareketleri anlamında sıçramalar oldu. Fakat bu hareket sıçramalardan öteye gidemedi. Yani altın bir trend hareketi başlatamadı. Ki altını son bir yıl, hatta bir buçuk yıl geriden izlediğimizde 1180-1200 bandının alt tarafta destek olduğunu görmekteyiz. Ve yukarı yönlü hareketlerde ise bu hareketin 1400 seviyelerinde son bulduğunu görüyoruz. Evet, altın şu anda evet güvenli liman gömleğini giyemiyor. Bunun da sebebi dünya piyasaları üzerinde aşırı noktaya gelmiş artık bir iyimserlik psikolojisinin devam etmesi. Çünkü gerek faiz tarafına baktığımız zaman ABD 10 yıllıklarında evet aşağı yönlü bir hareket var ki bu 2.75 seviyesinin altında ABD 10 yıllıkları aşağı yönlü gelmeye başladığı zaman bu bir anlamda ABD 10 yıllıklarının güvenli liman anlamını, güvenli liman efektine büründüğünü söyleyebiliriz. Ama ons fiyatları şu anda aslında ons fiyatlarını yukarı taşıyabilecek bir hikaye alt tarafta ne yazık ki görünmüyor. Ki altın 1240 seviyesine kadar bir önceki yaşadığı düşüşle birlikte yeniden 1340-1350 bandına kadar soluksuz bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat bu yükselişte öncü olarak baktığımızda gümüşün yukarı yönlü... Gümüşte çok ciddi bir hareketlilik var. Hani evet, bir bakıyorum 19.5'larda, bir bakıyorum 21-22 sınırında hatta. Altından çok daha oynak bir yer orası son zamanlarda. Evet, altınla arasındaki korelasyon da oldukça iyi gümüşün. Dolayısıyla gümüş bu noktada 19.60-19.50 bandı üzerinde kalmaya başlarsa bu altın tarafına en azından olumlu bakmamıza neden olabilir. Ki 19.60 seviyesinin üzerinde eğer gümüş yeniden 21-21.5 seviyelerine kadar bir yukarı hareket gerçekleştirirse altında bu durumdan aynı metal grubu içerisinde hani yer almasından dolayı kendine olumlu bir hikaye yaratabilir. Ama şu an itibariyle ons tarafına baktığımız zaman 1290-1300 bandı arasında yaklaşık olarak bir 15 dolarlık bir marj arasında bir sıkışma var ve bu sıkışmanın eğer 1296 seviyesinin altına gelmesiyle birlikte ons tarafında bir miktar daha gerilemeye dikkat etmek gerekiyor ki dolar endeksinin ki biz bayram tatilindeydik ki pazartesinden itibaren çarşamba gününe kadar ve bugüne kadar ciddi anlamda yukarı yönlü hareket ettiğini görmekteyiz ve bu dolar endeksinin yukarı yönlü hareket etmesi de ons altın tarafını baskılamaya devam ediyor diyebiliriz. Şimdi Mehmet Bey altın alalım mı satalım mı diye sormuş. Bayılıyorum böyle net direkt sorusunu gönderen izleyiciye. Ne önerirsiniz 1295'ler? Bu arada tabii Mehmet Bey gram TL mi soruyorsunuz? Çeyrek mi soruyorsunuz? Cumhuriyet mi soruyorsunuz? Ons fiyatı mı diyorsunuz? Altın fonu mu diyorsunuz? Şu anda altın hani Mehmet Bey'in sorusunu yanıtlamak adına önceden bir isterseniz kısa bir girizgah tabii yapalım. Türkiye'de TL gram fiyatları ons fiyatı ve dolar TL'nin çarpımıyla belirleniyor. Dolar TL'de tabii biraz euro dolar. Evet, dolar TL'de şu anda hani biz bayram tatiline girerken bıraktığımız zaman 2.08-2.09 bandında hareket eden bir dolar TL ile karşı karşıyaydık. Şu anda geldiğimiz noktada dün itibariyle 2.13 seviyelerinin de üzerine çıkan bir dolar TL görmekteyiz. Yani dünyadaki işte Arjantin vesaire üst üste koyduğunuzda hani dolarda bir noktada huzursuzluk ortaya çıktı. Şimdi
Dolar TL eğer önümüzdeki zaman dilimi içerisinde 2.12-2.13 bandı üzerinde kalmaya başlar ve çok kritik olan 2.15.5 seviyeleri üzerinde hareket etmeye başlarsa dolar TL'de kısmen yukarı yönlü bir harekete tanık olabiliriz. Bu harekette ons fiyatları en azından 1.300 dolar seviyelerinde kalsa dahi dolar etkisi nedeniyle gram TL fiyatları bir kısım yukarı yönlü hareket edebilir. Ama şu anda yatırımcılarımız net olarak alım ya da satım konusunda eğer karar vermek istiyorlarsa gözlerinin bir ucuyla da dolar TL'ye bakmaları gerekiyor. Hı hı. Eğer satmak isteyen bir yatırımcı grubuna hitaben şunu söyleyebiliriz. Dolar TL tarafı yükseliş yönlü hareketini devam ettirdiği müddetçe gram altın en azından birazcık daha iyimser seviyede kalabilir. Ons'un 1290 seviyesinin altına geçmemesi kaydıyla. Şimdi küresel piyasalar az çok Ukrayna girdiğine göre demiş bir izleyicimiz. Latin ismini kullanıyor. Altını besleyecek tek şey jeopolitik riskler mi acaba? Şu anda jeopolitik risklerden evet altın Ukrayna meselesi zaman zaman yukarı yönlü hareket yaptırıyor. Fakat jeopolitik risk o gömleği de üzerine net olarak giyemedi. Çünkü şimdi bir yandan da jeopolitik riski konuşurken petrol fiyatlarına da biz bakıyoruz ki petrol fiyatlarında şu anda 107 dolar seviyelerinde herhangi bir yukarı yönlü hareket yok. Çünkü bu jeopolitik risklerin en azından petrolün üretimi ya da sevkiyatına sekte vuracak bir hamlenin olmadığı görüşü hani piyasaların yorumladığı bu yönde. Dolayısıyla piyasa artık jeopolitik risk görmüyor mu? Şu anda piyasanın baktığı aslında jeopolitik risk evet vardır masada duruyor ama şu anda gündemimizde değil diye yorumluyor diye düşünüyorum. Altın yüzlerce yıllık geçmişini de eğer düşünürsek demiş Recep Bey. Şu anki altının fiyatı sizce düşük değil mi? Altın neyi fiyatlıyor? Şimdi altına baktığımız zaman 200 dolardan 1900 dolar seviyelerine kadar yükselen bir altın biz gördük. Ve işte beraberinde peşin sıra işte Amerika'daki 2008 krizi, Avrupa krizi vesaire üst üste binince altın evet güvenli liman gömleğini giydi ve yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Şimdi altının 1200 dolar seviyesine geldiği zaman biz hep bundan bir sene önce yaklaşık olarak hep şunu konuştuk. Piyasa şuna baktı aslında. Maliyet bölgesine yakın mı? Çünkü o dönemler Güney Afrika'daki madenler 1100-1150-1000 dolar bandında maliyetle altın üretmekteydi. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir koşulda evet altın bu seviyelere yaklaştığı zaman yeniden önüne bir maliyet konusu ortaya çıkabilir. Diğer taraftan bakıyoruz, evet altını yukarı yönlü sürükleyen diğer etmen de Çin ve Hindistan'ın fiziki talepleriydi. Ki özellikle Çin tarafının fiziki talebi önemliydi. Çin tarafı ayda 150 tona yakın bir fiziki taleple birlikte piyasalara gelince bu noktada altın tabii ki yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Ama şu anda geldiğimiz hani bugün itibariyle baktığımızda evet Çin tarafında net olarak ciddi sayabileceğimiz bir fiziki talebi göremiyoruz. Bu Hindistan'ın şeyi ne oldu? Düğün mevsimi? Hindistan'ın düğün mevsimini atlattık ama Hindistan'daki %10 vergi oradaki altın ithalatının önündeki en büyük engel. Yani şu anda baktığınız zaman 1300 dolar olduğunu varsayarsak 130 dolar ekstra bir vergi var. Ve en azından Hindistan tarafı da her bu festivallerinde yaklaşık olarak 100 ton hatta birazcık daha üzerinde altın ithal ederken bu festivalde bu ithalat oldukça kısıtlı kaldı ki 25-30 ton olduğu söyleniyor. Şimdi bu yok evet doğru ama diğer taraftan biz altını bir noktada sürükleyen sadece fiziki talep değil yatırım fonlarının altın fonlarının da hareketleri de bu bağlamda önemli. Evet biz geldiğimiz noktada altının yatırım fonlarını izlediğimiz zaman bu fonlarda da kontrat bazındaki hareketlerinde bir artış görüyoruz. Nereye kadar bir artış var? İşte altın fonlarının en son 15 Temmuz itibariyle açıklanan vadeli raporuna göre yaklaşık olarak 142 bin kontratın alım yönünde açıldığını görüyoruz. Bu durum altın tarafında şu anda olumlu. Hani baktığımız zaman bu kontratlar hani tekrar kapanmayacaksa. Eğer altın kontratları açılmaya devam ederse yani uzun kontrat dediğimiz alım yönündeki kontratlar açılmaya devam ederse bu noktada altın
en iyi ihtimalle 1290-1300 bandı üzerinde kalma gayreti içerisinde kalabilir. Şimdi bir izleyicimiz de ben de aslında merak ediyorum. Üretim maliyetine bakmak ne kadar doğru diye sormuş. Krizden önce altın nasıl 280 dolar seviyesine satılıyordu? Üretim maliyeti çarpı 4 mu oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kaça çıkıyor biliyor musunuz? Ya bu konuyla ilgili çok çeşitli tartışmalar var ve tartışmalar da devam ediyor. Sebebi de şu, çünkü altın ülkeden ülkeye, madenden madene, kıtadan kıtaya göre maliyetler değişiyor. Çünkü elde etmiş olduğunuz bir toprak var, o toprağı alıyorsunuz, onun içinde işte belli bir gram altın var olduğunu düşünün. Olduğu derinlik var, çıkarılma derinlik var, maliyeti. Çıkarılma maliyeti var, dolayısıyla değişiyor. Ama şu an itibariyle altın maliyetine hani baktığımız zaman 700 hatta 800 dolar ile 1100 dolar arasında bir yere oturduğu söyleniyor. Ama tabii ki bu hani Kanada'da farklı bir maliyet ortaya çıkabilir. İşte Amerika'da farklı bir maliyet ortaya çıkabilir. Güney Afrika'da farklı bir maliyet ortaya çıkabilir ki Güney Afrika'da en son itibariyle hatta o noktada altın madenlerinde çeşitli grev vesaire konuları da gündeme gelmişti. 1000 dolar seviyelerinde olduğunu hani şu anda okuyabiliyoruz. Yine izleyicilerimizden gelen sorularla devam ediyorum. Altın 2 yıldır hep en kuvvetli beklentinin tersi yönde atak yapıyor. Ne dersiniz? Şimdi piyasada hani programın başında da söyledik, ciddi anlamda iyimserlik var ve bu iyimserlik devam ediyor. Şu anda altın tarafına hani dönüp yatırımcıların hani baktığını söyleyemeyiz. Fakat buradaki iyimser dalganın belli bir dönem sonra tekrar terse dönmesi, gerek Amerika S&P endeksinin bir düzeltme hareketine girmesi, gerek DAX endeksinin bir düzeltme hareketine girmesi ve en nihayetinde eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa emerging marketlardan da paranın tekrar ana vatanına dönmesiyle birlikte oluşabilecek bir kaosta altın bu durumu olumlu olarak kendine çıkarım sağlayabilir ki hani bu hareketle birlikte baktığımız zaman altının hani teknik anlamda 1305 seviyesi üzerinde kaldığı takdirde olumlu safhaya girebiliriz. 1330 bölgesi üzerinde ise altında yükseliş hareketini bekleyebiliriz. Hani böyle bir hikaye yazılması gerekirse veya altının yükselmesi için böyle bir hikaye yazabiliriz. Ama şu an itibariyle dünya piyasalarındaki temkinli iyimserlik diyelim devam ettiği sürece evet altın şu anda hani baktığım zaman bir hikayesi kalmıyor. 10 sene önce altın 300 dolar seviyelerindeydi. Altın azaldı mı, maliyeti bu kadar arttı? Bu kadar ileri teknolojiye rağmen demiş. Şimdi, Selim Bey. Çok güzel bir soru. Bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Dünya üzerinde çıkartılmış son rakamlara göre 166 bin ton altın olduğu söyleniyor. Ve altın evet, ben konuyu birazcık daha açayım. 1930'lu yıllarda, 1920-30 o yıllarda üretilen, bir yılda üretilen altın miktarı yaklaşık 300-350 ton civarındaydı. Şimdi biz geldik 2000'li sene, 2000 hatta 2014-15 yıllarındayız. Bizim yıllık üretimimiz 2700 ton civarında. Dolayısıyla hani dünyanın nereden nereye geldiğini düşünürseniz, hani teknoloji anlamında nereye geldiğini düşünürseniz, altında aslında hani baktığınız zaman 9 katlık bir fark var. Ve dolayısıyla şu anda yıllık üretim altında 2700-2800 ton civarında. Dolayısıyla hani bu altın üretimi eğer ons fiyatları yukarı yönlü hareket ederse ki örnek veriyorum 1550-1600-1700 seviyelerine, bu 2700 ton belki hani birazcık daha yukarıya gidebilir. Ama şu an itibariyle dünya üretimi ortalama 2700 ton civarında. Peki şimdi dolar TL demiştik yayının başında. Biliyoruz ki pek çok gram altın yatırımcısı var Türkiye koşullarında. Hem dolar TL'deki yorumunuzu dolayısıyla merak ediyorum. Kaça gelebilir? Çünkü biz giderken 0.9'larda bıraktık. Geldiğimizde 2.14'lardaydı. Evet. Bizim müdahale edebildiğimiz bir konu da değil. Dolayısıyla orada çok daha farklı bir bakış açısına sahip olmak lazım. Dolarda yukarı yönlü hareketi bekliyor musunuz? Ons'taki düşüş, dolardaki yükseliş birbirini dengeler mi? Şimdi bu noktada biz evet bayrama girerken dolar endeksini 81 seviyesine, 81 seviyesine yakın bıraktık. Şimdi 80-86'da bıraktık. Evet, 80-86'da bıraktık ve bayramdan dönerken 81-30 seviyelerine ulaştık. Evet. Şimdi dolar endeksi çok kritik bir yerde.
Ve eğer dolar endeksi önümüzdeki günlerde, yani bu haftanın devamında 81.50'nin üzerinde kalmaya başlarsa kendini olumlu yönde yeni haftaya taşıyabilir. Eğer 81.50'nin üzerinde dolar endeksi bu bölgeyi destek olarak kullanırsa 82-82.5 seviyelerine kadar hareket etme olasılığı var. Şimdi dolar TL'ye baktığımız zaman da dolar TL'de oldukça kritik bir noktada. Şu anda saatlik grafiklere baktığımızda 2.13 seviyeleri destek. Bu bandın altında, 2.13 bandının altında bir kısım geri çekilme olursa hani 2.12.50-2.12.20 bandına kadar hani o yaşadığı çıkışın hani saatlikte kar satışı diyebiliriz ya da düzeltmesini verebilir. Ama 2.13 bandı, 2.12-2.13 bandı üzerinde dolar TL bu haftayı kapatırsa, örnek vermeye, rakam vermek gerekirse 2.13.5 seviyesi ya da 2.14 seviyelerine yakın kapatmaya başlarsa biz yeni haftada, yani önümüzdeki hafta pazartesi günü dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket ihtimalini gündeme alarak başlayabiliriz. Hı hı. Ki özellikle dolar TL'de burası çok çok önemli. 2.13.50 üzerinde kalan bir hareket dolar TL'nin yükselişi adına bir sinyal olabilir. Ama asıl önemli sinyal 2.15.50 seviyesinin aşılmasıyla gelebilir. Eğer dolar TL 2.15.50 seviyesinde üzerinde kalmaya başlarsa muhtemelen yükseliş yönlü hareketini 2.17-2.18 bandına kadar genişletebilir. Şimdi önümüzde böyle bir fotoğraf varken ons fiyatları da hani en iyi ihtimalle 1290-1300 bandında, oradaki 10 dolarlık bir marj arasında dalgalanmaya bırakılırsa dolar etkisi nedeniyle gram fiyatları bir miktar daha değerlenebilir. Nereye kadar olabilir? İşte şu anda 88 seviyelerinde, muhtemelen hani 90 seviyelerine yaklaşan bir görüntüye bürünebilir. Gram TL yatırımcılarının buna dikkat etmesi gerekiyor. Yastık altında çok fazla altın olduğundan konuşuyoruz. Ve bunların işte çeşitli fonlara girmediğinden, bankalara gitmediğinden, kayıt altına alınmadığından ve hali hazırda bizim tasarrufumuz olarak görünmediğinden bahsediyoruz. Sizce ciddi bir miktar var mı böyle? Bu konuyla ilgili tabii çok çeşitli söylentiler var. Hani milyar dolarları da bulan bir yatırımdan bahsediliyor. Evet, böyle bir durumu bunu nereden anlayabiliyoruz? Bizim hep adetlerimizde her işte maaşı aldığında ya da ne bileyim bir kira geliri elde ettiğinde her annenin bir önerisidir. Oğlum kızım muhakkak git işte bir çeyrek al, bir bilezik al, bir yarım altın al, köşeye at. Bu adet hala devam ediyor. Biz bunu kapalı çarşıdan da görebiliyoruz. Kapalı çarşıda halen işte insanlar tasarruflarının bir kısmı ile ya gram altın ya çeyrek altın ya işte ata lira alıp hani bunu tasarruf olarak kullanıyorlar. Adetin devam etmesi nedeniyle aslında yastık altında hala ciddi sayabileceğimiz bir varlık duruyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için risk yönetimine noktayı koyacağız. Dubai'ye gideceğiz. ALB Meşgul Risk Yönetimi Programı'nı sundu.